Halil Ferah. 1922, 1923, 2023. Futbol kuruluş ve kurtuluş mücadelemizde biz Türkler için ayrı bir önem taşır. Ancak bunu birçoğumuz fark etmeyiz. Bana göre öyle iki futbol müsabakası vardır ki tarihimizde ilki millete, ikincisi devletlere ders niteliğinde. İlk maç General Harrington Kupası'dır. Birleşik Krallık İşgal Kuvvetleri Komutanı General Charles Harrington'ın İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği futbol maçıdır. Bu maç 29 Haziran 1923 tarihinde Taksim Stadında çok büyük bir seyirci topluluğu önünde İngiliz başkumandanın oluşturduğu karma İngiliz takımına karşı Fenerbahçe kendi kadrosuyla karşı karşıya gelmiştir. Fenerbahçe bu maçı Zeki Rıza Sporel'in iki golüyle 2-1 kazanmıştır. Fenerbahçeli futbolcular seyircilerin omuzları üzerinde staddan çıkarılmışlar ve Beyoğlu caddelerinde büyük sevgi gösterileri arasında dolaştırılmışlardır. Bu Milli Özgürlüğe Yürüyüş maçında her ne kadar Galatasaraylılar Aslan Nihat Beklik dahil tüm kadromuzdan istediğinizi kadronuza dahil edebilirsiniz. Yeter ki şu mağrur İngilizleri yenin deseler Beşiktaş'ta yenilenmiş kadrosunu teklif etse de Fenerbahçeliler Teşekkür ederiz. Şu an kadromuz formda ve onları yenebilecek güçteler. Ama bu dostluğunuzu asla unutmayacağız sözleri Galatasaray ve Beşiktaşlılar üzerinde büyük bir milli direniş etkisi yaratmıştır. Galatasaray Lisesi önünden öğrenciler ve Beşiktaşlı gençlerin Türk bayraklarıyla bu maça gitmeleri bunun en büyük göstergesidir. Bir diğer karşılaşma ise savaş meydanında Ulu Önder Atatürk tarafından tertip edilmiştir. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa düşmana son darbeyi indirmeye hazırlanırken taarruzun yerini ve tarihini gizli tutmaya özen göstermiştir. Komutanları dikkat çekmeden bir araya getirmek için de Konya'nın Akşehir ilçesinde futbol maçı organize etti. İşgalci kuvvetlerin şüphelenmemesi için maç basına bildirildi. Komutanlar da maçı izlemeye çağrıldı. 28 Temmuz 1922'de oynanan futbol maçı büyük taarruzun seyrini belirleyen önemli anlardan biri olarak tarihe geçti. İngiliz yazar Simon Cooper'in yazdığı kitaba ismini veren futbol asla sadece futbol değildir sözü yıllardır basit amatör küme maçlarında da devasa organizasyonlarda da yankılanmayı sürdürüyor. Ancak yazar bu sözü 1994 yılında yazdığı kitaba adını vererek herkese duyuruyor. Fakat Gördüğünüz gibi Türk milleti bunu kurtuluş mücadelesinde herkese yaşayarak öğretiyor. Bu arada Atatürk'ün organize ettiği maçın sahada galibi çıkmıyor ve maç tabelada 2-2 bitiyor. Ancak sonradan maçın galibinin tüm Türk ulusu olduğu aşikar. Tıpkı geçen akşam oynanmadan tüm Türkiye'nin kazandığı maç gibi. Anlayacağınız bu millet bir yere kadar susar ama kırmızı çizgisine dokunursan coşar. Önünde duramayacağın çağlayan gibi benden iki iner aşar. Bunu herkes böyle bilsin. Bilmeyen öğrensin.